Günlük kahvesi yapıldı. Evler toplandı. İşler bitti. Ben kahve içmeye Cennet kafeme çıkıyorum ve saat 2'ye 10 var. Bugün biraz geç uyandık. Geçe kaldık. Mucizeme de bakayım, torunumun çiçeğine. Bakmadan gitmeyelim. Her taraf havalandırmada. Sabaha kalktığım ilk iş budur benim. Tüm camlarımı açarım. Ev ceyran yapsın. Güzel güzel havalansın. Ben de kahvemi alıp şu şişme yeleğimi giyiyorum çünkü hava çok soğuk. Yani yaz değil, kış geri döndü. Kışın böyle esmezdi hava. Bir iki defa yaptı. Bu ne şimdi? Bahara çıktık dedik. Maalesef. Cennetim her zamanki gibi yıkandı. Rüzgar esmesi iyi. Rüzgar esmesi. Bulutlu havayı severim zaten. Bu sarı kumlardan da kurtulduk. Yok artık. Mesela yıkadım, sildim. Kahvemi de yaptım. Öyle büyük bardağı yaptım. Hem bunlarda soğumuyor kahve. Oturalım, dinlenelim dedik ama bu hava beni ne kadar oturtur bilmem. Bugün biraz enerji düşük. Niye öyle bilmem. Her gün gün günü tutmuyor. Akşam geç yattık ondan mı? Oğlumun dişi ağrıdı. Sabah 5'te ayaktaydık. İlaç aradık. Diş ağrısı da kötüdür. Ablasında sonra varmış bir tane sprey gibi. Bununla kolayını bulduk. Ya esmesen ya. Az önce esmezdi bak. Ben işleri yapmadan direkt çıksaydım esmez daha oturacaktım ama illa ben işleri bitireceğim ya. İşleri bitirdim geldim rüzgar esiyor. Yapacak da bir şey yok. Ne yapalım içeceğiz kahvemizi. Mis gibi kahvemi yapmışım. Bugün yemeklerden menü belli değil benim. Daha adını koymadım. Dünden biraz kabak yemeği var. Yanına ne yapalım? Bir şeyler yapmam lazım. Hamur işi mi yapsak? Çoktan beri yapmıyorum. Bu enerji sizlikle doğa hamur işi nasıl olur? Bilmem. Sizler neler yapıyorsunuz bugün? Neler pişiriyorsunuz? Menünüzde neler var ya da neler pişirdiniz sabah erken yapanlar var yemeklerini. Ben genellikle akşamüstü yapıyorum öyle sabahtan pek koyduğum yok. Çünkü ilk önce temizlik daha sonra akşam yemeğini yapıyorum. Çoğunlukla da mutfağa girdiğim zaman karar veriyorum. Malzemelere bakıyorum. Ona göre karar veriyorum. Onu mu yapsam, bunu mu yapsam. Hiç ummadığım bir şey yapıyorum. Onun için burada da söylemek istemiyorum. Bazen diyorum size ben bugün kuru fasulye pişireceğim. Mutfağa gidene kadar 2-3 çeşit yemek benim aklımdan gelip geçiyor. Hiç ummadık. Aklıma gelmeyen bir şey pişirip çıkıyor. Bu sefer de size yalancı durumuna düşüyorum. Bunun için söylemek istemiyorum. Kafamda da yok bugün. Bakalım ne gelirse aklımıza yapacağız bugün bir şeyler. Yaptığım zaman da sizlerle paylaşacağım.
Dün kendimi paylaştım. Çok güzel yorumlar geldi. Sağ olun, var olun hepiniz. Beni daha çok cesaretlendirdiniz. Teşekkür ediyorum hepinize. Ev konusunda da daha bir gelişme yok. O işte biraz can sıkıntılı. Olsa da şu an ıtarı alsak sevine sevine sizlerle paylaşacağım zaten. Evi tuttum diye. Şöyle güzel bir balkonu oldu mu yeter bana. Manzarası. Evin içi önemli değil. Her türlü yaparız, temizleriz. Ben de değişik bir insan işte. İlla şöyle balkonum ve manzaram olacak. Çok gezmediğim için o da herhalde dışarı fazla çıkmıyorum. Buraya çıktığım zaman da bana yetiyor. Yani ev var da benim oturabileceğim yerlerde yok. Hayırlısı artık. Her şeyin hayırlısı. Kahveyi içtikten sonra yemek, memek, hiçbir şey canımız istemiyor zaten. İştahı kesiyor birebir. Hatta doyuruyor. Ardından da çayımı içiyorum. Tamam, kesti beni. Kahvaltı bir de akşamüstü. Saat 4'te 5'te kahvaltı. Yani 1,5 saat sonra da işim geliyor 6.30-7'de. Ben kahvaltıyı yeni yapmış oluyorum. Eşimin yemeğini hazırlıyorum. Ben gece yatarken artık acıktığım zaman yiyorum. Benim öğünler öyle. 2 öğün. Ama çok değişik saatlerdi. Kendime göre diyelim. Böyle bir düzen oluşturdum. İlk işler, daha sonra kahve, çay, en son kahvaltı, akşam yemeği. Benim plan böyle. Yani akşam yemeğini yapıyorum, kendim yemiyorum. Bir haftada böyle gidecekmiş havalar. Vuracaksa böyle. Sizlerde nasıl? Oturduğunuz yerlerde. Montlarla hep çocuklar. Kısa kollu giymeye başlamıştılar. Yarın da 1 Mayıs tatil. İşçi bayramı. Bakalım eşim evde, torunuma tatil var. Yarın gelirler anneannesine. Ben burada kapatıyorum. Kahvemi içip güzel bir çay demliyorum. Çay videomda görüşmek üzere diyorum.